Sivillerse ayrılırken geride büyük yıkım bıraktı. Azerbaycanlı sivillerse saldırılar nedeniyle ayrıldıkları evlerine dönüyorlar. Bölgedeki son duruma bakacağız. Muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu bizleri bekliyor. Bakalım o neler paylaşacak bizlerle Bülent. Andavuz, ben öncelikle tabii hemen şunu aktarayım. Arka planımda gördüğünüz siviller Kelbecer'den 27 yıl önce kaçan aileler ve onlar da artık oldukça heyecanlı ve Azerbaycan devletinin Kelbecer'in resmen Azerbaycan ordusunun kontrolü altına girdiğini açıklamasını bekliyorlar. Evet, Kelbecer bugün itibariyle Azerbaycan ordusunun kontrolü altına girmesi bekleniyor. 10 Kasım'da yapılan anlaşmayla birlikte 15 Kasım'a kadar Ermeni ordusu ve Ermenistan'ın farklı bölgelerden yerleştirdiği, Kelbecer'e getirdiği sivillerin tamamen bugünden itibaren bölgeyi terk etmesi ve Kelbecer'in 27 yıl sonra Azerbaycan ordusunun kontrolü altına geçmesi bekleniyor. Peki Ermenistan ordusu 27 yıldır neler yaptı ve 27 yıl önce neler yaptı? 2 Nisan 1993'te Ermenistan güçleri Kelbecer'i işgal ederken 531 sivili katletti, 321 sivil esir alındı ve binlerce sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Kameraman arkadaşım Ufuk Ulusoy ekranlara geçsin. Şu anda yayının başında söylemiştim. Kelbecerli ailelerde büyük bir heyecan var, büyük bir bekleyiş var. Azerbaycan ordusunun bir an önce yapacağı açıklamayı bekliyorlar ve yeniden evlerine dönecek olmanın heyecanı içindeler. Kelbecer'i Ermenistan ordusu terk ederken tabii birçok yıkım bıraktı geriye. Hem işte 3 gün önce Kelbecer'den çıkmaya başladı Ermenistan ordusu. Neler yaptı peki Ermenistan ordusu Kelbecer'de? İşte sivillerin evini ateşe verdi, yakıp yıktı. Birçok ormanlık alanda yangın çıkardı. Yine sivillerin evlerini talan etti ve bölgeden kaçarken de yine elektrik hatlarını kesti. Şu anda halen Kelbecer bölgesinde zaman zaman duman yükseldi bilgisi var ve sivillerin evlerini yakmaya, yine çıkarken bölgeden terk ederken yakmaya devam ettiği bilgisi var. Ancak dediğim gibi Azerbaycan ordusunun kısa süre içerisinde Kelbecer'in bugünden itibaren resmen Azerbaycan ordusunun kontrolü altına gireceğini açıklaması bekleniyor ki yaklaşık 50 binden fazla sivil, bakın 27 yıl önce 50 binden fazla sivil Kelbecer'i terk etmek zorunda kaldı ve Azerbaycan'ın şu anda Azerbaycan devlet tarafından yapılan evlerde yaşamlarını sürdürdüler. Ancak onlar artık kısa süre içerisinde yeniden Kelbecer'e dönecek olmanın heyecanını ve sevincini yaşıyorlar. Bakın burada hemen ailelerin burası yerleştiği bir alan. Azerbaycan hükümeti tarafından yapılan evlere yerleştirilen aileler, Kelbecerli aileler ve burada sadece burada 561 Kelbecerli aile var. Yani yaklaşık burada bizim bulunduğumuz şu anda bölgede yaklaşık 4000 Kelbecerli aile var ve onlar 27 yıl sonra topraklarına kavuşacak olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyor. Bakın kameraman arkadaşım ekranlara getiriyor. Bu çocuklar da yani aileleri, İşte kaçmış çocuklar, mesela bu gençler 23-24 yaşında gençler, ilk kez 27 yıl sonra topraklarını, ata topraklarını görecekler. Burada dünyaya gözlerini açmış olan gençler 27 yıl sonra onlar ata topraklarını, Kelbecer'i görecek olmanın heyecanını yaşıyorlar. Evet, Kelbecer'de şu anda bir Kelbecer'le ilgili açıklanacak olan Azerbaycan Savunma Bakanı'nın yapacağı açıklamaya odaklanmış durumda siviller, ama hemen şunu da aktarayım tabii ki. Ermenistan'ın bu çatışmalar sırasında sivil yerleşim yerlerinin üzerinde saldırılar vardı. O saldırılarda cephe hatlarına yakın köyler ve şehirlerden siviller kaçmak zorunda kalmıştı. İşte bu anlaşmanın ardından şu ana kadar toplam 50 bine yakın sivil, Terter, Adam, Goranboy, Berde ve Acabedi bölgesine 50 binden yakın sivil yeniden evlerine dönüş yapmış durumda ve o dönüşler halen devam ediyor. Toparlayacak olursak Kelbecer'le ilgili artık gözler Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yapacağı açıklamada ve bugünden itibaren Kelbecer 27 yıl sonra Azerbaycan ordusunun kontrolü altına geçmesi bekleniyor. Ancak Kelbecer'de Ermenistan ordusu bölgeyi terk ederken büyük bir tahribata ve yıkıma sebep oldu Andavuz. Evet, Bülent.